Stüdyodayız. Konumuz Memur Sen Genel Başkan Sayın Ali Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 16 Nisan halk oylaması sona erdi ve millet teveccühünü gösterdi. Bir sonuç ortaya çıktı. 51,4 evet, 48,6 hayır oranı çıkmış oldu ama siz de bu süreç içerisinde sahadaydınız, meydanlardaydınız, bu süreçle ilgili temaslarda bulundunuz ve aslında bir ifadeniz vardı. Küresel ve yerel vesayetlere karşı bir süreç diye ifade etmiştiniz. Nasıl görmek gerekiyor bu sürecin sonucunda? Sonuçtaki evetler vatana hayırlı olsun. Dolayısıyla Memur Sen ailesi olarak biz bu sürecin önemli taraflarından birisiydik ve 1 milyon aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek örgütü olarak 350 merkezde program icra ettik. Üyelerimizle buluşarak alana ilişkin dokunuşlar ve milletimize konuyu anlatma noktasında inisiyatif aldık. Bu süreç Türkiye açısından önemliydi. Çünkü Türkiye yönetsel istikrarı yakalayamadığı için hep patinaj çekiyor. Koalisyon hükümetleriyle yoruluyor. Ekonomik anlamda ne zaman tek parti hükümetlerinde bir miktar ivme kaydetse koalisyon tartışmaları başladığı süreçte o mevcut kazanımlar da sıfıra doğru yeniden çekiliyor ve her defasında yeniden kendini tekrar eden bir ülke konumuna düşüyordu. Bunda tabii ki millet iradesini örseleyen ve belli kurullar ile yönetilir diyerek 61'de anayasada koyup 82'de tahkim eden bu vesayet odaklarının ciddi payı vardı. Çünkü Türkiye'de hakem de hakim de millet olması gerekiyordu. Bu konuda biz bu referandumu son derece önemli bir tarihi fırsat olarak gördük. Mevcut anayasa 18 defa değişmişti. Bu 19. değişiklikti ve ilk defa bu kadar köklü cerrahi müdahale anlamı taşıyabilecek bir değişiklik vardı. Öbürlerinin tamamı kozmetik değişikliklerdi. O yüzden Memur Sen bu süreçte inisiyatif alırken bunun bir siyasi parti meselesi olmadığını, Türkiye'nin gelecek 10 yıllarını, 100 yıllarını ilgilendirecek bir yönetsel değişiklik olduğunu, siyasi partilerin bundan sonraki süreçte alanda inisiyatif alacağını bilerek biz buna ilişkin konum aldık. Bu bizim gibi bir sivil toplum örgütünün bu süreçte inisiyatif almasını bir anlamda zorunlu kıldı. Çünkü Türkiye'de olup bittenden en fazla etkilenen kitleyiz biz. Sabit gerilliyiz. Ülkede ekonomi örselendiğinde çok ciddi bir rakam zaten. Tabii ilk zararı biz görüyoruz ekonomi örselendiğinde. Bu anlamda Türkiye'nin yönetsel istikrarı yakaladığında ekonomi istikrarı da bu anlamda eşdeğer olarak yakalayacağını ve bu Türkiye'nin büyüme trendine gireceğini, milli gelirde kişi başına artışın 11 bin dolarların üzerine çıkarak bunun da mutfağa doğrudan yansıyacağını bilen kitle olarak biz bu süreçte işin taraflarından birisi olduk ve evet için alandaydık. İki ay hiç nefes almadan bir çalışma yürüttük ve konsept olarak da iki ay boyunca sadece emek için değil hararetle evet için çalışacağız dedik. Sonuçta ortaya çıkan rakam milletimiz bu anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay verdi. Dolayısıyla şu an millet bu ruhsatı tanımış oldu. Bundan sonraki süreçte artık Türkiye'de seçimden sonra çıkan istikrarsızlık üzerinden koalisyon tartışmalarıyla yorulmak değil, sandıkta koalisyonu kurmak ve 5 yıllık istikrarı satın almak gibi bir gelecek söz konusu. Bu Türkiye açısından önemli. Fakat Türkiye'deki vesayet odakları referandum sonrasında da yine rahat durmadılar. Avrupa'daki mahşeri cümbüşçüleri beraber göreve davet ettiler. Hep beraber Türkiye ilişkin bir operasyona girişler. Çünkü bu süreçte Almanya'sından İsviçre'sine, Hollanda'sına tamamı bu sürecin tarafıydı. Hayır tarafının cephesinden birisiydi bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin toparlanmasını bu anlamda batılı ülkelerde çok fazla istemiyorlar. Yönetsel istikrar gelsin istemiyorlar. Kendini tekrar eden bir ülke olsun istiyorlar. Çünkü Türkiye'deki sistem kodlanırken hem askeri vesayet, hem sivil örgütlü vesayet, hem hukuki anlamda bürokratik vesayet, bürokratik oligarşi dediğimiz, bir de küresel vesayet boyutu bunun var. Türkiye bu üç vesayet boyutunu aşağı yukarı dışarıda bırakmış durumda ki askeri vesayetle ilgili 15 Temmuz'daki milletin konum alışı, destansı duruşu bu anlamda bu işin bundan bugün sonra... Bugün de 20 Nisan, evet. 27 Nisan en muhtırasında yıl dönümü, onun yıl dönümü. Aynen, 27 Nisan en muhtırasının yıl dönümü. Türkiye'de 65 hükümet döneminde 6 tane açık fiili darbe girişimi olmuş durumda. Bunların bir kısmı sonuç almış, bir kısmı da sonuç alamamış durumda ama bürokratik anlamda darbe girişimleri Türkiye'de hep devam etmiştir.
ve her gün kalkıyorsunuz, yok Sayıştay darbesi, Yargıtay darbesi, Anayasa Mahkemesi darbesi, rektör darbesi gibi her gün bir muhtıra çekilen, ayar verilen bir Türkiye fotoğrafı vardı. Bu fotoğraf geride kalsın istiyoruz. Çünkü Türkiye bu anlamda büyümeliydi, yürümeliydi. Önemli bir eşikti. Ben milletimizin bu anlamda gösterdiği ferasete yürekten teşekkür ediyorum. Evet oyları, hayır oyları ikisi de muteberdir. Milletin demokratik seçimidir. Burada 48.6'yı bayağı bir oy aldık deyip görüp 51.4'ü küçük görmek ya da bunu tartışmaya açmak, bu bir defa millet iradesine saygı duymamak demek. Bu demokratik tercihe saygı duymayıp demokrasiye de hakaret etmek demektir. Hem demokratik zeminde faaliyet göstereceksiniz hem de bu anlamda milletin iradesini içe sayacaksınız. Avrupalı birlikte oldukları yandaşlarıyla beraber Türkiye'ye ilişkin bir operasyon yapmaya kalkacaksınız sonuçlar üzerinden. Kaldı ki son bir yıla baktığınızda Avrupa'daki ülkelerdeki bütün referandum sonuçları da Türkiye ile aynı bantta sonuçlanmış. Danimarka'daki de aynı rakamlar üzerinden sonuçlanmış. Yani bir tevafuk. Dolayısıyla burada bir kişinin oyu önemliydi. 50+1 alan zaten bu anlamda ipi göğüslüyordu. 50+1 değil, 50+1.300.000 küsürlük bir sayıya çıktı ki bu çok ciddi bir sayı. O yüzden milletin iradesine saygı duymak gerekiyor. Olması gereken ne? Olması gereken şu. Bundan sonra artık siyasi partiler milletle örtüşen, milletle kaynaşan, milletin değerleriyle birleşen politikalar uygulamak durumundalar. Millete yaslanmadan vesayet odaklarıyla, sokaktan hareketlerle iktidarı devşiremeyeceklerini artık bundan sonra bilecekler. O yüzden hayır anlamında çıkan 48.6 da millete uygun politika yürütüldüğünde, milletle birlikte hareket edildiğinde, milletin hissiyatına tercüman olunduğunda, evet Cumhurbaşkanı'nın hükümet sisteminde başa gelmek mümkün. Evet cephesi için konuşursak, geriye dönük bu hayırların gerekçesi nedir konusunda bir analiz yapıldığında, buralara ilişkin duygusal dokunuşlar gerçekleştirilip gerçekçi politikalar ortaya konulduğunda bu makasın daha da yüksek çıkması mümkün. Bu açıdan Türkiye bir stresi geride bırakmış durumda. Bu tartışmaları şu an sürdüren şey Avrupa'daki Türkiye'nin bu aldığı sonuca ilişkin yaşanan hazımsızlık, onların Türkiye'deki lejyoner grupları, beslemeleri tarafından alanı karıştırmaya yönelik teşnelikten başka bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye bunu da atlatacaktır. Avrupa'nın Türkiye'ye ilişkin yıllardır uyguladığı, Avrupa Birliği kapısında uyguladığı muamele bir anlamda olayın hakikatini ortaya koyuyor. Zaten Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Komisyonu'nun bu konuda aldığı karar da şaibeli. AGİT heyetinin aldığı karar da şaibeli. AGİT heyeti diye Türkiye'ye Kandil heyetini dayatıyorlar. Komisyonun içerisinde bulunan insanların bir kriminalini yaptığınızda, bir kimlik sorgulaması yaptığınızda PKK'nın yurt dışındaki diasporasına tekabül ediyor iş. Dolayısıyla kalkıp Türkiye'ye ilişkin, bu sürece ilişkin böyle bir rapor dizayn etmiş olmaları küresel vesayetin Türkiye üzerinde devam ettirilmek istemesinden kaynaklanıyor. Millet bu anlamda bu vesayete de asla bundan sonra prim vermeyecektir. Millet sözünü söylemiştir. Bundan sonra hükümete düşen de, siyasi partilere düşen de artık milletin sorunlarına eğilmek, milletin çözüm bekleyen alanlarına ilişkin dokunuşları doğru yapmak, ekonomiyi büyütmek, işsizliği azaltmak, çalışma hayatının sorunlarını çözmek, kişi başına milli geliri, yurt içi hasılayı artırmak. Dolayısıyla bundan sonra çok fazla işin magazin kısmına takılıp dışarıdakilerin bu anlamda ürettikleri algılara esir olmak, onlar etrafında bir kısır döngünün içerisinde hapsolmaktan ziyade artık gerçek gündemine ülke dönmeli. Bir an önce yatırımlar, atılımlar, çalışma hayatına ilişkin dokunuşlar, işsizliği azaltmaya yönelik hamleler peş peşe gelmeli diyoruz. Bu süreçle ilgili şimdi yeni bir sistemden bahsediyoruz. Çalışma hayatıyla ilgili zaten beklentilerden bahsediyoruz ama daha somut ifade etmek gerekirse geçmişte yaşanılan, özellikle çalışma hayatında yaşanılan sıkıntılar üzerinden bakarsak nasıl bir hedef ya da nasıl bir beklentiniz var özellikle yeni sistem üzerinden? Şöyle, biz toplu sözleşme sürecinde Türkiye'de 3.200.000 kamu görevlisini ve 1.900.000 memur emeklisini temsil ederek 5.100.000 insanı doğrudan masada temsil eden bir kitleyiz. Eğer bunu bir aile olarak baz alırsanız, 4'er kişilik bir aile deseniz 20 milyon, 5 kişi deseniz 25 milyon.
Dolayısıyla dolaylı olarak 20-25 milyon insanın umudunu bağladığı bir süreci, 2 yılda bir milli gelirden alacağımız payı belirleyen yükü temsil eden bir kitleyiz. Dolayısıyla bizim hükümetlerle yaptığımız toplu sözleşmelerde, pazarlıklarda çalışan lehine oluşturduğumuz kazanımları Türkiye'deki istikrarsız zemin bir kalemde götürüyor. Yani siz uğraşıyorsunuz, bir şeyler alıyorsunuz, üzerine bir şey almanın gayretini verirken bir anda bir istikrarsız zemin oluyor. Bir de sizin, o bahane olarak da ifade edilir. Sizin aldığınız şey bir anda sıfırlanıyor ve sıfır noktasına bir daha dönüyorsunuz. Dolayısıyla boşa bir gayret, boşa bir yorulmaktan başka bir şeye geçmiyor yaptığımız işler. Özellikle koalisyon dönemleri bu anlamda bizim en fazla kaybettiğimiz dönemler oluyor. Totalde koalisyon dönemlerinde siz fazla bir şey alıyor olsanız bile pazarlıklarda ülkedeki ekonominin dalgalanması, doların kurun oynaması, yatırımın dip yapması dolayısıyla bu anlamda aldığınızı alıp götürüyor. Bu ülke buna ilişkin birçok örnek yaşadı. Türkiye'de bu son süreçte yapılan operasyonlarda, ekonomiye ilişkin yapılan operasyonlarda, dışarıdan manipülatif hareketlerde dolar kurun oynaması bile bizim mevcut aldığımız kazanımı bir anda sıfıra çekebiliyor. Ülkenin ekonomik olarak zarar görmesiyle bazı tüketim maddelerine zam yapması ya da zorunlu tüketim alanlarına ilişkin bindirmeye de bulunması bizim aldığımız kazanımı bir anda sıfıra çekebiliyor. Halbuki Türkiye'de yönetsel istikrar yakalandığında, insanlar 5 yıllık geleceğe satın aldıklarında o zaman bu tartışmaların çoğu geride kalmış olacak. Güçlü bir irade bulunduğunda dışarıdan yatırım gelecek. Çünkü bunu biz en yakın geçmişte 7 Haziran'la 1 Kasım arasında test ettik. 7 Haziran'da ülkedeki çıkan istikrarsız fotoğraf, koalisyona hapseden tablo bir anda yabancı yatırımcıyı Türkiye'den hemen çekti. Bütün yatırımları askıya aldı. İş almış ve besmele çekecek, başlayacak olan yatırımcılar bir duralım, bir belirsizlik var. Bir bakalım nereye evrilecek bu sonuç diyerek geri çekildiler. Ama 1 Kasım'da yeniden ülkede güçlü bir istikrar gözüktüğünde hemen dönerek nerede kalmıştık deyip başladılar. Demek ki bu ülkenin sorunu yönetsel istikrarı yakalayamamak. İşte tam da bu referandum bu anlamda bir fırsat sunuyor Türkiye'ye. 5 yıllık geleceğe satın alan, koalisyon tartışmasını sandıkta yapan, sandıkta koalisyon oluştuğu zaman 5 yıllık geleceğe satın alan bir fırsat önümüze koyuyor. Yoksa sandık sonuçlandı, ortaya çıktı parçalı bir yapı. Bu bundan mı hükümet kuracak? Bu şundan mı hükümet kuracak? Nasıl olacak? Ne kadar sürecek falan? Bu tartışma ülkeyi yoruyor ve geriyor. Onun için Türkiye 93 yılı geride bıraktı Cumhuriyet'te, 94'ün içinde ve 65 hükümet görmüş bir ülke. Halbuki Osmanlı'da 624 yıldan fazla hüküm sürmüş, 40'ı bulmamış yöneten sayısı. Amerika 229 yıl, dolayısıyla toplam başkan 45. başkan. Ama Türkiye'nin bu anlamda yaşadığı istikrarsızlığa bakın ve bu ülkeye kaybettirdi. Bu ülkenin toparlandığı süreçler bellidir. Tek parti olarak Menderes dönemi, Özal dönemi, mevcut hükümet dönemi, Erbakan dönemi gibi yerli milli politikaların uygulandığı dönemde Türkiye bir miktar adım atmıştır, yukarı çıkmıştır. Yoksa 2002'de kişi başına milli gelir 3.000 dolardı. Şimdi 11.000 dolar. Türkiye bu süreçte bu kırılgan durumundan dolayı yapılan küresel operasyonlar, içerideki vesayet odaklarının hamleleri, sokağa karıştırarak buradan iktidar devşirmeye yönelik yapılan kirli operasyonlar olmasa Türkiye bugün kişi başına milli gelirde çok rahat 20.000 doların üstüne çıkardı ki Gezi operasyonu Türkiye'ye çekildiğinde 3. havalimanını yapan müteahhit firma şu açıklamayı yapmıştı Gezi'den sonra çıkan kırılmada. Gezi yaşamasaydı Türkiye'de milli gelir bugün itibariyle 15.000 dolardı demişti üzerinden bir miktar geçtikten sonra. Ama şu an hala biz 11.000 dolar süresinde geziniyoruz. Halbuki 60'larda Japonya, Güney Kore, diğer ülkeler bunlar bizden geriydiler kişi başına milli gelirde. Türkiye onlardan öndeydi ama şu an onlar 25.000 dolara 30.000 dolara çıktılar kişi başına. Biz hala yerimizde sayıyoruz. Bunun nedeni istikrarsızlık. Dolayısıyla ekranda izleyenler bazen şöyle diyebilirler. Ya nasıl istikrarsızlık? 2002'den beri tek partinin çeşitli aralıklarla hükümet olduğu bir hükümet var. Neticede birbirinin devamı olan bir hükümet. Ya burada nasıl bir istikrarsızlık görüyorsunuz? Hayır. Bir defa her hükümet değişikliği bir güç getirmiyor. Yeniden bir
dizayn getiriyor. Tekrar yani bakan bile yani. Hükümetin aynı parti içerisinde bakan bile değişse bürokrasinin tepe takla olduğu bir zemin var. Dolayısıyla buradan bir hikaye çıkmaz. Bir defa bu anlamda uzun vadeli düşünüldüğünde, gelecek satın alındığında ancak buradan bir başarı çıkabilir. Onun için de artık Türkiye bu mevcut sistemde daha fazla demokratik, daha fazla uzlaşmacı, çünkü sandıktan güçlü çıkacaksanız uzlaşmacı bir zemine oturacaksınız ve toplum kesimlerinin taleplerini, reflekslerini dikkate alarak ona göre adımlar atacaksınız. Bu da ülkeye kazandıracaktır. Daha fazla katılımcılığı baz alan bir sisteme geçmiş durumdayız. Şimdi önümüzde 1 Mayıs var ve hep genelde tartışmaların odağında olurdu. Dün DİSK Genel Başkanı bir açıklaması oldu. Biz Taksim ısrarımızı, gerçi ısrarımı sürdüreceğiz cümlesi kullanmadı ama bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağım dedi ama dünkü kararında Bakırköy'dendi. Ve siz de Kütahya'da yapacaksınız ve ilk toplu sözleşmenin yapıldığı yer. Olma özelliği var. Çünkü geçen ayda Kahramanmaraş'taydınız bildiğim kadarıyla. O yüzden farklı yerlerde bunu yaparak da kitlelerle buluşuyorsunuz. Nasıl görmek gerekiyor? Şimdi tartışmaların biraz sanki durulduğu gibi gözüküyor ama sizce ne olur? Ben öncelikle DİSK'in, KESK'in, işte o grubun beraber hareket eden yapının Bakırköy'de bu konuda karar kılmış olmasını olumlu bir yaklaşım olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'ye ilişkin bir küresel vesayet odaklarının bir karıştırma, bir tartışmalı muvazeneli hale getirme, milleti iradesine ilişkin ortaya konulmuş olan tabloya gölge düşürme anlamında çeşitli hamleler geliştirdikleri, içerideki kendilerine bağlı olan lejyoner gruplar üzerinden de bu Türkiye'deki karışıklığı tetiklemek ve belki de 1 Mayıs'ı buna alet etmek gibi bir kirli niyetleri net olarak görünüyor. Halk oynaması çünkü çok yakın bir zaman dilimi olduğu için. Buna ilişkin işte seçimin hemen sonrasında, referandumun hemen sonrasında bazı marjinal grupları sokağa çekmeye çalışmaları, bunun üzerinden tencere tavayla yeni sokak hareketlerini tetiklemeye çalışmaları ve bütün idealleri Türkiye'den yeni bir gezi çıkarabilir miyiz konusundaki planları çok net olarak milletimiz tarafından görülüyor. Çünkü artık milletin gözü açıldı, kral çıplak, herkes her şeyin farkında. Dolayısıyla biz Taksim dayatmasını bu anlamda çok anlamsız bulan bir kitleyiz. Çünkü geçen yıl biz 1 Mayıs ilişkin bir rapor yayınladığımızda ortaya çıkan rapor şunu çok net gösteriyor. Türkiye'de ne zaman 1 Mayıs'a ilişkin bir Taksim dayatması varsa mutlaka netameli döneme denk geliyor. Mutlaka arka planında birileri bir sufle veriyor. Dolayısıyla Taksim dayatmasının olmadığı dönemlere baktığınız zaman ülkenin rahat ettiği dönemler. Ama ülkeye ilişkin bir küresel operasyon varsa, Türkiye'deki vesayet odaklarının Türkiye'ye ilişkin bir kirli planları söz konusuysa mutlaka emek kesimini, çalışan kesimi sokağa konsolide etme, buradan bir kargaşa çıkarma ve bunun üzerinden hareket etme gibi bir planları var ve bunun için Taksim dayatması devreye giriyor. Onun için geçen yıl dedik ki Taksim konusunda dayatma çalışanlara yapılabilecek en büyük haksızlık. Bizim işimiz Taksim'i dayatmak değil, milli gelirdeki adil taksimatı dayatmak olmalı. Bizim işimiz bu olmalı. Çünkü biz çalışan kesim olarak milletle aramızı açabilecek her türlü hamlede zarar görürüz. Millet 1 Mayıs olduğunda sokağa çıkmaktan imtina ediyorsa, bugün 1 Mayıs eve kapanma günü diye 1 Mayıs'a ilişkin bir anlamlandırma, etiketlendirme yapıyorsa bu çalışanların en büyük kaybıdır. Çalışanlar milleti yanında bulduğu zaman, milleti yanında gördüğü zaman ancak derdini anlatabilir. Yoksa milleti karşısında alan emek ve dayanışma gününü şiddetin, terörün, anarşinin, vandalizmin at oynattığı bir zemine dönüştüren bir kitle en büyük kötülüğü kendine yapar. Onun için biz bu Taksim kaosu kırılsın, bu kabus son bulsun, Taksim bir kale, bir siper olarak görülmesin. Geçmişte bazı siyasetçiler Taksim'i bir kağıt olarak görecek kadar aymaz yaklaşımların içerisine de girdiler. Çünkü niyetleri başka. Niyetleri çalışan niyeti falan değil. Dolayısıyla buraya bir kutsiyet atfederek buradan oluşacak gerginlikten kendilerine yeni yol haritaları çıkarmak. Biz bu zemini gördüğümüz için zamanında emek hareketleri beraber oturalım ve Taksim'de beraber bir kutlama yaparak bu zemini dağıtalım, bu algıyı yerle bir edelim dedik. Ama iki denememiz bu anlamda başarısız oldu. Çünkü bütün marjinal gruplar Taksim'i kendi kirli emelleri için bir alan olarak görerek oradaki emekçi kesimi manipüle etmeye ve alanı tamamen dağıtmaya yönelik bazı atraksiyonlara girdiler. Ve sonunda emek kesimi olarak farklı farklı alanlarda biz 1 Mayıs'ı
kutlamaya, o güne ilişkin çalışan kesimin sorunlarına ilişkin talepleri dillendirmeye çalıştık ve peşinden Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda, Konya'da, Diyarbakır'da, Çanakkale'de, Kahramanmaraş'ta, bu sene Kütahya'da, diğer konfederasyonlarla bu anlamda farklı farklı merkezler seçerek Türkiye'nin her tarafında 1 Mayıs'ın kutlanabileceğini, ille de Taksim diye bir dayatmanın anlamsız olduğunu, kutsal olan şeyin alan değil, oradaki mekan değil, önemli olan insan onuru, insanca yaşam, saygın iş, adil paylaşım ve insanların sorunlarının dile getirmesi olduğuna ilişkin bir kanaati oluşturduk ve bu anlamda Taksim dayatması yapanlar da bunun ne kadar anlamsız bir şey olduğunu bu vesileyle fark ettiler diye düşünüyorum. O yüzden bu sağduyulu bir yaklaşım Bakırköy'e kaymış olması, umarım marjinal grupların orayı manipüle etmesine fırsat çünkü vermezler. Çok çabuk çözüldü gözüküyor. Yani geçtiğimiz yıllarda hep böyle son ana kadar Taksim ısrar devam ediyordu ama bu kez sanki konunun bu yönüyle kapandığı hissiyatı var ama yine dediğiniz gibi marjinal grupların bu yönde bir baskısı olabilir gibi. Sadece marjinal grupların değil, küresel ve de vesayet odaklarının da, FETÖ'nün de, PKK'nın da, Türkiye'deki bu anlamda Türkiye ne kadar zarar görürse biz o kadar kar ederiz ve bir çıkış buluruz diyen bazı vesayet odaklarının da terör örgütlerinin de bu anlamda oraya ilişkin planlaması olmuş olabilir. O kargaşa bizim işimize yarar mı diye planlaması olmuş olabilir. Bunu bilemiyoruz. Devletin kaynakları neyi gösterir? Ama burada emek kesimine düşen, örgütlü kesime düşen şey sağduyuyla hareket etmektir. İnsanları bu anlamda kirli emellerin ortağı haline getirmemektir. 77'de Türkiye'de 1 Mayıs'ta yaşanan o tablo, o acı tablo hala sorgulanıyor. Dolayısıyla buna kimler sebep oldu, bunda kimler rol aldı konusu hala gizemini koruyor. O yüzden Türkiye böyle bir zemine tanıklık etmemeli. Biz geçen yıl Maraş'taydık. İnsanlar ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, akrabasıyla, Maraş'ta insanlar 1 Mayıs'ta memur sen buradaymış diyerek oraya geldiler, izlediler, tempo tutanlar, alkış yapanlar. Dolayısıyla esnafı gezdiğimizde iyi ki Maraş'ı tercih ettiniz diye bu anlamda memnuniyet ifade eden insanlar oldu. Bu şunu gösteriyor. Halkla kaynaşmış, milletle bütünleşmiş. Memur sen dediğiniz zaman evet bunlar hakikaten milletle çatışmayan, milletin değerleriyle çatışmayan, bunların derdi ekmek olanlar, üzüm yeme derdinde olanlar, bağcıyla sorun olmayan insanlar diye yaklaşıyor. Bu Türkiye'deki bütün örgütlü kesim için aynı kredibilite olması gerekir anlamını çıkarıyor buradan. Mesajı doğru okumak lazım. O yüzden ben 1 Mayıs'ta çeşitli meydanlardan Türkiye'nin 1 Mayıs'a ilişkin heyecan üretmesi, çalışan kesimin sorunlarını dile getirmesini son derece isabetli bir yaklaşım olarak görüyorum. İnanıyorum ki bu normalleşme, milletle bütünleşme bir miktar sonra bu kez de hep beraber tekrar bir araya gelelim diyebilecek. Marjinal grupları dışarıda bırakılacak. Zemini de beraberinde getirecektir. Bazen şöyle eleştiriler olmuyor değil. Neden emek kesimi bu kadar fazla ayrılıyor? Neden bu kadar fazla alana yayılıyor da bir arada ortak hareket edemiyor gibi bir eleştiri doğal olarak geliyor. Ama bunu iki defa denemiş, Taksim ısrarı üzerinden marjinal grupların alanı provoke etmesiyle başarısız olmuş bir kitle olarak bütün alanlar normalleştirdiğinde, ortak bir araya gelindiğinde, marjinal gruplara fırsat verilmediğinde Türkiye önemli bir emek hareketi açısından mesafeyi kaydetmiş olacak. Ben bunun ileride mümkün olduğunu görüyorum. Bizim Türkiye genelinde ortaya koyduğumuz milletle iç içe olan bu şölen havası, bu bayram havası buna ileride daha çok fırsat verecektir diye düşünüyorum. Şimdi 1 Mayıs emek ve dayanışma günü olarak ifade ediliyor. Bu anlamda tabii ki beklentileri de birazcık alabilirsek eğer, tabii ki bu gün bir bayram sizler için ve bütün çalışanlar için. Nasıl bir beklenti süreci var bu gün açısından söylüyorum 1 Mayıs'la ilgili? 1 Mayıs'ta çalışan kesim... Yani vermek istenen mesajlar nedir? Burada yani devlet yetkililerine, zirvelere de verilen mesaj olabiliyor. Diğer toplumsal kesimlere, belki diğer ekonomik argümanlara da mesajlar verilebiliyor. Şu an Türkiye kamuda çalışan işçilere ilişkin bir sözleşme sürecini yaşıyor ve buna ilişkin toplu görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla pazarlık süreçleri yürüyor. Peşinden önümüzde 1 Ağustos, 30 Ağustos arası yine bu yıl... 4. dönem toplu sözleşme var. Az önce ifade ettiğim gibi 5 milyon 100 bin insan o masada memur sen eliyle, çünkü kamu görevlileri sendikaları heyet başkanlığı memur sende. Dolayısıyla hem örgütlü kitlenin hem örgütsüz kitlenin hem emekli olmuş kitlenin tamamının sorunlarını masada tartışacak olan
bir sürece tanıklık edecek. Dolayısıyla önümüzde iki önemli çalışan kesim açısından kritik süreç var. Dolayısıyla alanlarda çalışanların sorunlarına ilişkin bir kararlılık, bu sorunların çeşitliliğine ilişkin bir portföy ortaya konulmalı ve memur sen buna dikkat edecektir. Küresel vesayet odaklarının Türkiye'ye ilişkin yaptıkları bu kirli planlara ilişkin bir duruş gerekiyor. Emek kesimi bu anlamda bu duruşu göstermeye devam edecektir. 15 Temmuz bu anlamda çok önemli bir milattı Türkiye açısından. Çünkü Türkiye'deki ne zaman bir darbe girişimi olsa emek kesimi bu anlamda yanlış yerde konum aldığı için geçmişte olan darbelerde Türkiye bunun faturasını ödedi ve en fazla da emek kesimi zarar gördü. Ama 15 Temmuz'da memur sen alana ilk inen, ilk meydanlara işareti veren ve 27 gün alanlardan çekinmeyen bir kitleydi. Bütün emek örgütleri, Türk İşinden Hak İşine, bütün bu anlamda duyarlı kitleler de doğru bir konum aldılar. Her ne kadar bazıları keşke millet başarmasaydı da vesayet odakları başarsaydı diye içinden geçirmiş olabilir. Ama burada örgütlü gücü domine eden, elindeki kitle vasıtasıyla toplamı temsil eden kitlelerin ortaya koyduğu duruş son derece kıymetliydi. Dolayısıyla bu duruşun yine alanlardan Türkiye'ye ilişkin kirli planlar içerisinde olan yapılara ilişkin güçlü bir sesin verilmesi, küresel vesayet odaklarına ne niyet taşıdığınızı, hangi niyette hareket ettiğinizi görüyoruz, biliyoruz. Kralın çıplak olduğunun farkındayız. Diz çöktüremezsiniz. Bu anlamda bizi esir edemezsiniz. Üzerimize vesayet kuramazsınız deyip kararlılığı ortaya koyması gerekiyor. O yüzden hem hükümete bu anlamda düzgün mesajların verilmesi, çalışanların sorunlarının hissettirilmesi, hem küresel vesayet odaklarına hem içerideki yerli işbirlikçilerine ve lejyoner gruplara doğru mesajların verilmesi, 1 Mayıs'ın normalleşmesi noktasında bütün çeşitliliğin alana yansıması, bu 1 Mayıs'ın kazanımı olacaktır diye düşünüyorum. Memur sen olarak bizim önümüzde bir dördüncü dönem toplu sözleşme var. Çalışanların bu anlamda beklentileri var. Geçen toplu sözleşme, üçüncü dönem toplu sözleşmesinde ortaya koyduğumuz bir grafik, sorunların çözümüne ilişkin geliştirdiğimiz yöntemler ve elde ettiğimiz kazanımlar var. Bu anlamda bir memnuniyet üretti geçen dönem. Dolayısıyla yeni döneme ilişkin bekleyen sorunlara orada odaklanacağız. Sözleşmelerin kadroya geçirilmesi konusu hala netleştirilemedi. Taşeronların bu anlamda durumundaki belirsizlik devam ediyor. Dördüncü dönem toplu sözleşmede bu alanlara ilişkin dokunuşlar gerekiyor. Dolayısıyla her hizmet konunun bu anlamda ön plana çıkarabileceği başlıklar var. Dolayısıyla 1 Mayıs bunlara tanıklık edecek. Ek ders tutarları, ek ödeme oranlarının artırılması, döner sermaye adaletinin sağlanması, İLİTAM sorunu, din görevlilerinin kamuda 4C, 4B sözleşmeli bu istihdamın bu çeşitliliği bitirilmesi. Yani. Aynen öyle. Yani, bir taraftan da sayı sanki daha da 4A'sı, B'si, C'si, D'si, taşeronların geçirilme sistemine getirdikleri formülle E'si, 4G'si, 4.5G'si bu kadar çeşitlilik fazla. Dolayısıyla işçi memur deyip bunu ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla mevzuatı da bu anlamda tekleştirmek gerekiyor. Bu kadar çeşitliliği ortadan kaldırmak, kafayı da netleştirmek gerekiyor. Bu konu yine önümüzde. Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinde getirilen kısıtlamalar var. Bunun bir defa mutlaka masada yer alacağını, alanda ifade bulacağını. Yine tarımda üretim teşvik primi mahsuplaşması, rotasyon konuları, yine kamu çalışanlarının, kamu görevlerinin bu anlamda canını yakan konular. Üretimden pay istemek en doğru hakkımız. Döner sermayeden pay verilmeyen yerler var. PTT, TRT buradaki çalışanların gelirlerden %20 oranında pay alması gibi haklı bir talep var. Gece tazminatının verilmesi, dini bayramlar, milli bayramlar, bu anlamda görev yapan çalışanlara ilişkin nöbet görevi teklifleri var. Dolayısıyla emeklilerin aile yardımı konusu var. Emeklilerin sendikalaşamama sorunu var. Dolayısıyla toplu sözleşme masasında temsil ettiğimiz geniş bir kitle, 1 milyon 900 bin memur emeklisi, ama bu emeklilerin sendikaya üye olamama gibi temel bir sorunu var. Bunu bir defa çözmek gerekiyor. Hem masada temsil ediyoruz,
Ama bunları bünyemize dahil edemiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bu ikilemin ortadan kaldırılması gibi birçok başlık var. 2015 yılında yapılan toplu sözleşmede tabii ki bir öngörülü yerlere göre yapılıyor. Tabii ki oradaki yapılan bir pazarlık sürecinden sonra 2017 yılındaki ilk 6 aylık dönemle ilgili bir %3'lük bir dilim ya da %3'lük bir oranla ifade edildi ama şu andaki tabloya baktığımız zaman bunun %5, %6'ya kadar çıkacağını görüyoruz. Tabii ki bu arada 15 Temmuz oldu, diğer gelişmeler oldu ve Türkiye'nin belki beklemediği gelişme oldu. Bu anlamda yeni dönemde nasıl görüyoruz? Yani 2017'deki süreci, çünkü bir seçim süreci de bir taraftan bitmiş gözüküyor. Evet. Şimdi 2017'de masaya getireceğimiz teklifler, 2018 ve 19 için, 2 yıl için getirebileceğimiz tekliflere ilişkin sürecimiz bizim başlamış durumda. Bütün hizmet kollarımız, sendikalarımız talebiniz, teklifimiz olsun yaklaşımıyla çalışanların bu anlamda beklentilerini arandan yoklayarak, sondajlayarak, sistematize ederek dolayısıyla bizim kendi aramızda tartışacağımız ve stratejik olarak belli başlıklara odaklanarak hükümete sunmadan önce devlet personel başkanlığına teslim edeceğimiz bir süreç işleyecek. Dolayısıyla şu an bu teklifleri toplama süreci devam ediyor. Zaten vakıf olduğumuz az önce saydığım başlıklar gibi can yakan başlıklar belli ama çalışanların çok fazla sorunları var. Bu Türkiye'deki şimdiye kadarki temsilde bulunanların bu alana ilişkin yeterli miktarda sorun çözme yeteneğinin olmayışından kaynaklı. Memur senin 2010 referandumda toplu sözleşme hakkını almasıyla birlikte yetkiyi de elinde bulundurarak masaya oturmasıyla sorunlara ilişkin nitelikli dokunuşlar söz konusu, peş peşe kazanımlar söz konusu. Dolayısıyla bu alanda evet artık umut varız. Çünkü artık umudumuz sorunlarımızdan daha fazla. Çünkü memur sen sorunları çözüyor. Hakikaten dokunduğunda bu alana ilişkin nitelikli bir çözüm getirebiliyor. İki, ilk toplu sözleşmede mutabakatsızlıkla sonuçlanmıştı. İki ve üçüncü toplu sözleşmede mutabakat oldu ve birçok başlık, yüzlerce kazanım bu anlamda çalışan hanesine yazılmış oldu. Dolayısıyla şu anda devam eden süreçler tabii, de var değil mi? Dolayısıyla tabii evet. Sadece toplu sözleşme masası değil bizim hükümetle bir araya geldiğimiz kamu işverenine göre. Evet. KPDK toplantısı var. Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısı. Evet. KİK toplantıları var. Kurumlarla yetkili sendik olarak bir araya gelerek yerinde çözüm üretmek için kullandığımız daha bir lokal, alan daha var. Basit. Yargı kararlarıyla var. Ombudsmanıyla var. Çeşitli mekanizmalarıyla. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Ve memur sen ailesi olarak kazanım üretme sürecini sadece toplu sözleşme masasıyla sınırlayan bir kitle değiliz biz. Toplu sözleşmede 2 yıl ilişkin bir karar alırken o 2 yıl içerisinde de ne kadar sorun çözebilirsek bunu kar olarak gören ve buna ilişkin de enerji ortaya koyan ter akıtan bir kitleyiz. Ve bu anlamda da birçok sorunu çözdük ve çözmeye devam ediyoruz. KİK toplantılar bu anlamda önemli. Olayın yerinde çözülmesi, toplu sözleşme masasına kalmadan uzlaşıyla oradan çıkarılması konusu önemli. Bu çünkü masaya gidecek konu sayısını da düşürüyor artık. Çalışanların bütün sorunları sadece ekonomik sorunlar değil. Yani sendikalar deyince bir anda akla sadece para konuşan, sadece para üzerine odaklanan yapılar gibi algılanabiliyor bazen. Bu yanlış bir bakış açısı. Hayır. Temel hak ve özgürlükler konusu bizim alanımızda. Ülkenin vesayetten kurtulması, korku tünelinden çıkması, demokrasinin kurumsallaşması, insanların birbirine saygı duyması bunlar bizim alanlarımız. Küresel anlamda herhangi bir yerde bir sorun varsa, bir mazlum, bir mağdur varsa buna ilişkin toplum vicdanının temsil edilerek kamu vicdanının dile getirilmesi bu bizim alanımız. Suriye'ye ilgili çok kişi yardım kampanyaları yaptınız. Birçok alana dokunuş yapıyoruz. Türkiye'nin geçmişe dönük vesayet dönemden ürettiği ne kadar aparat varsa, ne kadar barikat varsa bunları söküp atma konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Onun için üniversite önlerinde nizamiyelerin turnikeye, bahçelerin kışlara dönüştürülmesi gibi Türkiye bir garabet dönemi yaşadı. Bu ülkenin çocukları kendi ülkesindeki üniversitelerde kılık kıyafetinden dolayı okuyamayacağı ve baskı gördüğü, hiçe sayıldığı, ikna odasında imha sürecine sokulduğu vesayet dönemlerini gördü. Dolayısıyla üniversitelerin ordu göreve pankartının altında yürüdüğü garabet dönemleri yaşadık. Dolayısıyla kamusal alan diyerek kamuda kadınlara devlet eliyle şiddet uygulanarak kadınları kendi arasında kategorize eden bir aymazlığı yaşadı bu ülke.
yine MGK kararlarıyla dayatarak eğitimi 8 yıllığa getirip milli güvenlik dersi marifetiyle okulları gözetim altında tutup dolayısıyla toplumun bütün tarafına ilişkin bir sıkıştırma, bir nefes alamama, bir oksijeni daraltma gibi bir zemin yaşadı Türkiye. Ama bunların tamamı memur senin örgütlü gücü, nitelikli dokunuşu, ortaya koyduğu iradeyi yansıtan refleksleriyle teker teker hükümetin olumlu adım atmasıyla bunun üzerinden yürümesiyle açıldı. Bu kamu çalışan yani memur ve işçi statüsünün birleştirilmesi yönünde zaman zaman açıklamalar yapılıyordu ve siz buna özellikle iş güvencesinin kaldırılmaması hususunun her zaman savunucusunuz ve bunu her fırsatta dile getiriyorsunuz. Nedir bu konudaki ifadeler devam edecek mi? Siz bu görüşmeleri yapıyor musunuz? Şimdi kamuda mevcut şu anki fotoğraf dolayısıyla bir tartışma yürüyor. Bu tartışmayı çözüm noktasında da farklı ya da yanlış bir yola giriliyor. Şimdi az önce ifade ettik. Örgütlenme boyutuyla baktığınızda Türkiye'de bütün kamu görevlerini temsil eden bir memur sen var. Dolayısıyla bunun altında başka örgütlenmeler, başka yapılar söz konusu, başka konfederasyonlar var. Ama katılımcılığı baz alarak sorunları çözme noktasında gösterilmeyecek her türlü refleks, her türlü adım bu anlamda bir başka tartışmayı da beraberinde getirir. Buna girmemek lazım. Çalışanların bu anlamda iş güvencesini tartışmaya açmak, çalışanları esnek bir model üzerinden iki dudak arasında hapsetmeye çalışmak hem devletin de güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atmak anlamına gelir. O yüzden biz memur sen olarak şunu net ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki oturup sorunları tartışmaya, ortak bir yol, geçerli bir yol bulmaya her zaman varız. Bunu oturup tartışabiliriz. Ama çalışanların güvencesini ortadan kaldırabilecek bir yola asla razı olmayız. Çünkü Türkiye en yakında 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz Türkiye'de bürokratik anlamda yapılanmış, devletin gücünü eline almış, devletin kanallarında yapılanmasıyla devlete operasyon çekmeye kalkmış, küresel odakların arkasında bulunduğu kirli bir işgal hareketiydi. Dolayısıyla buradaki gösterilen milletin ortaya koyduğu tavır bu oyunu bozdu. Ama bize bir gerçeği de ortaya çıkardı. Gözümüzün önüne bir şey koydu. Dedi ki bakın TÜBİTAK'tır, KOSGEB'tir, bazı kuruluşlarda esnek istihdamın olduğu yerlerde bakın FETÖ tulum çıkarmış. Yani siz bu anlamda insanların güvencesini alır, iki dudak arasına koyarsanız insanları. Dolayısıyla bu anlamda her türlü hoyratlığa da kaparalarsınız. Zaten özel bir ifadeniz var. Evet. FETÖ'nün şerrinden 657 korucu ifadesini hep 657'yi bu anlamda bu kadar aşağılamaya gerek yok. 657'yi restore edebiliriz. 657 dokunulmaz bir mevzuat değil. 657'den daha fazla değişmiş çıktığı tarihten bu tarihe. Yine değişebilir. Burada performansı artırabilecek adımlar, ödüllendirmeyi artırabilecek adımlar, mevzuatı tekleştirebilecek yaklaşımlar, bunların hepsini açığız. Ki çalışan memurun daha şey olması. Ama çalışanı tehdit edip iş güvencesini ortadan kaldırmaya, iki dudak arasına hapsetmeye, kafası esenin seni işten attım diyebileceği bir güvencesizliğe kamuyu hapsetmek hem kamu görevlilerine hem de bu ülkeye yazık etmek anlamına gelir ki buna örgütlü olarak razı olmayacağımızı ifade ediyoruz. Bunu bu vesileyle bir kez daha ifade etmiş olalım. Çünkü Türkiye yaşadığı süreçlerden düzgün ders çıkarmak durumunda. Dolayısıyla attığı adımları da ölçerek, tartarak, paydaşları sürecin içerisine çekerek dolayısıyla uzun vadeli sağlıklı bir adım atmak durumunda. Yoksa her gelenin yeni bir adım attığı, her gelenin yeniden deforme ettiği bir sürece dönüşürse bu ülke kaybeder. Efendim çok teşekkürler katkınız için. Bir taraftan da İLO ile ilgili bir durum vardı. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda artık Türk işin yerine memur senin geleceği ifadesi ama bu konuda ilgili organizasyonların da haberleri ve o konularla ilgili programlarımızı yapmak isteriz önümüzdeki haftalarda. Çok teşekkürler katkınız için. İnşallah. Sağ olun. Evet süremizin sonuna geldik. Yarın Azerbaycan Cumhuriyeti kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin torunu ressam Reis Resulzade konuğumuz olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın. Thank you.